Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırladığımız Müslüman Bilim Adamları programımızın bu bölümünde cebir bilimin kurucusu kabul edilen matematikçi, astronom, coğrafyacı, Avrupa'ya ondalık sistemin geçişini sağlayan Harizmi'yi anlatacağım. Tam olarak bilinmemekle birlikte Harizmi'nin 7. ve 8. yüzyıllar arasında yaşadığı düşünülmektedir. Mevcut bilgilere göre Harizmi, Abbasi halifesi El-Memun döneminde Bağdat'ta yaşamış ve aynı zamanda önemli üyelerinden biri olduğu Beytül Hikme Kütüphanesi'nde görev yapmıştır. Harizmi'nin haritası, İslam medeniyetinin yayıldığı coğrafi bölge hakkında verilen bilgilerin çokluğu ve doğruluğu açısından Batlamyus'un haritasından tartışılmaz üstünlüğe ve özgünlüğe sahiptir. Kitab-ül Muhtasar fi Hisab-ül Cebr vel Mukabele düzenli biçimde telif edilmiş, adında cebir kelimesini taşıyan ilk matematik kitabıdır. Harizmi'nin tarihteki asıl ününü kazandığı bu eserinde ilk kez cebir bir bilim adı olarak kullanılmıştır. Harizmi, Mezopotamya Grek geleneğinin aritmatiksel niceliğiyle Mısır Grek geleneğinin geometrik niceliği yanında cebirsel niceliği açık şekilde ilk ortaya koyan ve cebirsel denklemleri çözerken analitik çözüm yanında geometrik çizimi de kullanan ilk matematikçidir. İslam dünyasına Hint rakamları ve ondalık sayı sistemi Harizmi'nin Kitab-ül Hisab-ül Hindi eseriyle girmiştir. Aslı kayıp olan kitabın Latince bir tercümesi Algoritmi de Numero Indorum adıyla yayınlanmış, daha sonra da Muhammed İbni Musa Al-Harizmis Algorismus adıyla tıpkı basımı yayınlanmıştır. Cebir biliminin kurucusu kabul edilen Harizmi'yi anlattık. Bunu ve daha fazlasını bilmek ve öğrenmek istiyorsanız bizi izlemeye devam edin.